Efendim Şirin. Alo Aslı'cığım günaydın. Neredesin? Patronun evindeyim. Niye? Hah süper. Şimdi sana bir görev vereceğim ama ne yapıp edip yapacaksın? Tek umudum sensin Aslı. Vallahi yoksa şirket batar. Şirket mi batar? Evet ateş böceği. Kızsa da, bağırsa da alınmak yok. Yani adam bunalımda. Senin ilgisi yok, unutma. Barış Bey, benim. Ne dedim ben sana Aslı? Ama benim sizi Silivri'ye götürmem lazım. Yoksa Semih Bey size dava açacakmış. Ben Barış'la anlaştım, başkasıyla çalışmam demiş. İlayda Hanım canını okumuş. Of. Hem benim size güzel bir haberim var. Aslında dün söyleyecektim ama. Çiçek ayakta durdu Barış Bey. Çiçek ayağı mı kalktı? Evet. Yani yardımla kalkıyor ama kalkıyor sonuçta. Bir müddet ayaklarının üzerinde durdu. Yakında yürüyecek o zaman. Yani doktor söylemişti zaten ama... gözle görmek başka oluyor tabii. Bizimkilerin hepsi size çok teşekkür etti. Annemle abim de ziyaretinize gelmek istiyorlar. Hatta bunu da teşekkür için gönderdiler. Aslı çok sevindim. Hatta... tahmin edeceğinden daha çok sevindim. O zaman ben size bir kahve yapayım. Siz hazırlanın sonra çıkalım. Bekle. Beklemek zorundasın. Çiçeğin sevincini yaşarken yapamazsın kıza bunu. Ama yaklaşamazsın da. Unutma. Sana ne kadar yakın durduğunun hiçbir önemi yok. Yok. İlayda bir kere bir şey istedim senden. Birkaç gün idare edecektin beni. Ha özür dileyeceğin yerde bir de hırpalıyorsun yani Barış. Hay sen ne zaman böyle kaba bir adam oldun? Ne oluyor sana? Bir derdin var senin. Ne yapmıştım ki ben? Kime ne yapmışsınız Barış Bey? Yardımcı olayım. Yok bir şey. Ha dedim de üstelik. Hayır yani bir yardım isteyeceksin onu da adamınla istetiyorsun. İlayda tamam haklısın kusura bakma. Neyse sen İstanbul'a döndüğünde alacağım ben senin ifadeni. Sen şu işini hallet de görüşürüz. İlayda tamam, tamam konuşuruz. Vallahi İlayda Hanım hak vereceğim aklımın ucundan geçmezdi Barış Bey. Yani ama haklı. Ama Semih Bey de illa Barış'ı istiyorum demiş, başka bir şey dememiş. Yani o da haklı tabii. O sizinle anlaştı, başkasıyla çalışmak istemiyor. İzin verirsen çalışacağım. Tabii Barış Bey, affedersiniz. Kafasını işe de veremiyor ki. Ne oldu bir çözebilsem. Ben bir Semih'e bakayım. Ben de bir etrafa bakayım diyorum. Bunlarla rahat edemedim. Merhaba. Ben avukat Barış Buka. Arabuluculuk görüşmeleri için yer ayırtmıştık. Evet efendim. Görüşmeleriniz için iki ayrı suite ayarlandı. 2117 ve 2118. Hangisini istersiniz? Fark etmez. 2117. Peki. Teşekkürler. Barış. Semih. Hoş geldin dostum. Nasılsın? Vallahi açık söyleyeyim iyi değilim Semih. Bu haldeyken de sana faydalı olamayacağımı düşündüğüm için işi İlayda'ya devretmiştim ama. Vallahi ben tanıdığım insanın ölüsünü tanımadığım insanın dirisine tercih ediyorum. Zaten bizim gibi insanlar da çalışarak iyileşiyorlar dostum. Hadi gel.
Bu Nilgün dişli bir kadın. Güçlü diye ortak aldım. Kadın döndü beni ısırdı ya. Semih, bu olaydan hiç zararsız çıkmayı bekleme. Arabuluculuk böyle bir şey. Yoksa iş mahkemeye kalır. Yok yok, mahkemeyle falan beni uğraştırma. Şirketimin adı kirlensin istemiyorum. İyi tamam o zaman. Seni en az zararla kurtaracağım bu ortaklıktan, merak etme. Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Artık gerçekten, çünkü bu gurur meselesi oldu benim için. Oho, meşhur Aslı Hanım. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim efendim. İşiniz yok mu? Yok ama size çok selam söylediler. Heh, geldi bizim sahtekar. Hadi çıkalım biz de. Patron, Semih Bey'in bu kadınla bir derdi var. Biz de onu çözmeye geldik zaten aslında. Ama öyle değil işte. Nilgün Hanım şirketi alma talebinde ısrarcı. Karşılığında şirketin ederinin yarısını istiyor. Elimizdeki belgelerle. Bu çok mantıksız değil mi avukat bey? Açıkçası ben de öyle bulduğum için biraz bastırdım. Meblağı biraz yükseltirseniz ben de ikna edebilirim. Anladığım kadarıyla şirket itibarını korumak için mahkemeye gidemeyeceğimizi düşünüyor. Ama gizlilik kararı çıkartabilirim. Bunu hesap etmiyor herhalde. Dedim bu işte bir şey var diye. Müşterilerin de bizde kalması şartıyla yeni teklifimiz budur. Tamam, ben iletiyorum. Sen ne diyorsun Semih? Ya da dava açacağız. Sahtecilik belgelerini masadan kaldır. Onları kullanmayacağız. Semih sen ne diyorsun? Elimizdeki tek koz bu. Şirketi tümden kaybedersin. Onları da kullanmayacağız. Şirketi de kaybetmeyeceğiz. Benden imkansız bir şey istiyorsun. Ben sana inanıyorum. Sen becerirsin. Barış Bey, bir şeyler dönüyor. Ortağı Semih Bey'e şantaj yaptı. Fotoğraflar vardı elinde. Nereden biliyorsun? Semih Bey'e bir not geldi. Sonra kalktı, yan odaya girdi. Ben de onu takip ettim. Baktım içeride ortağı var. Elinde bir şeyler var. Attı adamın önüne. Karşılıklı gerildiler. Müzakere odasında avukatın yanında mı? Yok. 2118 değil. Öbür yanımızdaki oda. Sadece Nilgün vardı. Yok, ben müvekkilime şantaj yapılmasına izin veremem. Emin misin? Eminim. Ama dedim ben size. Bunlarda bir tuhaflık var dedim. Ne yapalım, konuşalım mı Semih Bey'le? Ben derim ben gördüm diye. Konuşsam ne olur ki? Bana söylemediğine göre sorsam da yine söylemeyecek. Neyle şantaj yapmış olabilir acaba? Hemen öğrenirim. Bekleyin. Aslı dur, nereye gidiyorsun? Hadi be. Kilitli mi?
Evet. Kitleyip gitmiş kadın. Nasıl gireceğiz içeri ya? Buyuruz bir şey. Buranın numarası kaç? 2116. Evet. Mantıken öyle. Biz ara istiyoruz avukat bey. Tamam, ben haber bekliyorum o zaman. Barış Bey, benim bir fikrim var. Ben kat görevlisi kılığına gireyim. Onların anahtarı her kapıyı açıyor ya. Sonra da odaya sızayım. Merhaba, 2116'nın avlularını değiştirir misiniz? Sen kimsin derlerse işe yeni başladım derim. Hallederim yani, şüphelenmezler. Ne diyorsunuz Barış Bey? Barış Bey, beni niye ciddiye almıyorsunuz? Size odaya girmenin yolunu anlatıyorum. Siz niye aldınız şimdi onu ya? Neyi bekliyoruz biz? Bunu bekliyoruz Aslı. Şöyle bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Benim adım daha eğlenceliydi, kabul edin. Aslı nereye bıraktı dedin? Aa, yatağın üstündeydi. Arayacağız artık. Kadına bak ya, şantaj yapmak için resmen oda tutmuş. Şirket yarından itibaren benim olacak. Tabii ki eminim. Çünkü bu kez Semih'i kuyruğundan yakaladım. Riske atamayacağı bir şey var elimde. Onun için şirketi vereceğinden eminim. Bu zarfın içindeydi fotoğraflar. Allah'ım, burada. Aslı. Evlat kaybettim Barış. Bak, bir daha buna katlanma. Ne olur. Lütfen Hakan'ı bizden al. Ne olur. Lütfen o. Hadi olur de, söz ver bana. Bu olayı başka hiç kimse bilmesin. İkimizin arasında kalacak. Hiç kimseye söylemeyeceğiz, tamam mı? Sizi ne yakalamış olabilir? Haydi bakalım. Dökül. Benim Aslı'yı işten çıkarmam lazım. Sen Aslı'yı işten çıkartacağına koluna taksan daha iyi olmaz mı? Daha ilk görüşte söyledim sana, siz birbirinize aşıksınız diye, hatırlamıyor musun? Biz hiçbir şey olamayız. Bizim aramızda çok büyük bir yalan var. Ben kızın yüzüne bakamıyorum ya. Yalan. Ya bırak Allah aşkına, kimin arasında yalan yok ya. Gerçekler aşkı öldürüyor, öldürüyor. Bak, ben 10 yıldır evliyim Berna'yla. Söylemediğim yalan kaldı. Ama aşkımız hala devam ediyor. Biz seninle farklı adamlarız Semih.
Tabii. Tabii tabii, çok farklı adamlarız. Sen de sırılsıklama açıksın, ben de sırılsıklama açıksın. Sen de yalanlar söylemişsin, ben de yalanlar söyledim. Çok farklıyız gerçekten. Şans ver. Şans ver, şans. Hiç değilse dene. Kapına kadar gelmiş bu aşkı elinin tersiyle itersen sonra çok pişman olacaksın. Bir de geçmiş karşımıza bütün akşam aşktan bahsediyordu. Hepimizi kandırdı. Ben de saf saf dinliyordum. Geç kaldınız, Berna odaya çıktı. İsabet olmuş. Ne oldu, hayırdır? Ben size inanmıştım. Aşkınıza inanmıştım ya. Berna Hanım'la ilk tanıştığım gün sizin için nasıl gözyaşı döküyordu biliyor musunuz? Nasıl yaparsınız bunu ona Semih Bey? Aslı, bu onların hayatı. Siz nereden öğrendiniz? Nilgün'ün sana şantaj yaptığı fotoğrafları bulduk. Onu aldattığınızı öğrenince yıkılacak. İşte o yüzden Berna onu aldattığını öğrenmeyecek Aslı'cığım. Nasıl yani? Yalan mı söyleyeceksiniz? Evet, ben şirketi kaybetmeye razıyım. Oh, iyi bari. Mutluluğunun bir şirketle ölçüldüğünü öğrenince çok rahatlar. Aslı, ileri gittin. Kusura bakmayın. Biraz ileri gittim. Sen benim aşkımdan gene de şüphe etme Aslı'cığım. Hayat sadece siyah ya da beyazdan ibaret değil. Griler de var. Bazen aşkın için yalan söylemek zorunda kalabiliyorsun. Bence yalan üstüne aşk kurulamaz. Ama tabii sizin hayatınız, sizin aşkınız. Ben Berna'yı alayım, gideyim buradan bir an evvel. Sen de ne vereceksen ver. Kurtulalım şu kadından. Ben hemen bir doktor bulup geliyorum. Hız lazım. Berna abi, söylememiz yok değil. Tamam Aslı, konuşma sen. Aslı. Neyi var? Hastaneye götürelim mi? Hiç gerek yok. Ateş düşürücü iğne yaptım. Dinlenince toparlar. Siz onu serin tutmaya çalışın. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi bari, çok geçmiş olsun. Çok önemli bir şey yokmuş. 2-3 saate toparlar herhalde. Semih. Karından saklarken rahatsız olmuyor musun hakikaten? Sırf vicdanımı rahatlatacağım diye onun mutluluğuna engel olamam. Bazen sevdiklerini temiz tutmak için kirlenmek gerekir. Peki bu kadar kirliyken nasıl tutuyorsun onun elini? O da benim bencilliğim.
Elini bırakmaya cesaretim yok. Benim de yok. O zaman git. Elini tut. Bırakma. Pişman olacaksın.